Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO ölümünün ölümsüzlüğe yürüyüşünün 50. yılında 2023'ü Aşık Veysel Yılı ilan etti. Cumhurbaşkanlığı da bir genelgeyle Buna katıldı. Yunus Emre'nin son temsilcisi Aşık Veysel, dünyayı binbir renkle gören, bütün canlıları konuşturan, aşkı en iyi tarif eden, bilimi ve aklı sözcüklere döken, dert çekmeyi ruhsal zenginlik bilen büyük bir Anadolu ozanıdır. Nasıl dünyayı koruyan, dünyadaki yaşamı ayakta tutan bir ozon tabakası varsa, Anadolu'nun üzerinde de insanı pes etmez kılan, hep yaşama bağlayan bir ozan tabakası vardır. Bu tabakanın en güçlü halkası Aşık Veysel'dir. O bir ruh güneşi. 7 yaşında çiçek hastalığı nedeniyle gözlerine perde inen ozan, eline sazı, diline sözü alıp insanların gözlerindeki bütün perdeleri indirdi çiçek hastalığına inat bütün çiçekleri sevdi onlara şiirler yazdı görmek için gözden önce gönül gerektiğini türkçenin bütün duyguları anlatmaya yettiğini yaşamın sermayesinin aşk olduğunu ölümsüz şiirlerle anlatıp durdu Ahmet Kutsi Tecer, Sivas Milli Eğitim Müdürü ve Sivas Halk Evi sorumlusu iken düzenlediği Ozanlar Bayramı'nda tanıdığı aşık Veysel'i hiç bırakmadı. Veysel de ondan hep dilimin bağını o çözdü diye söz etti aynı zamanda bir cumhuriyet şairi olduğunu hiç unutmadı. Köy enstitülerinin okuma yazma bilmeyen öğretmeniydi. Saz öğreticiliği ona Anadolu'nun her yöresinden insanlar kazandırdı. Yaşar Kemal, Ruhi Su, Ümit Yaşar Oğuzcan'la dostluklar kuracak kadar şehir insanı, Konya'da Ozanlar Bayramı düzenleyecek kadar Anadolu insanıydı. Kağıda geçti mi şiirimin peşini bırakırım diyecek kadar paylaşımcıydı. Lafı pişirmeden ağzımdan çıkarmam diyecek kadar felsefiydi. Menderes vatan cephesini kurunca vatan milletindir, kim kovar kimi diyecek kadar cesur ve birleştiriciydi. Son günlerinde hastanede bile kalbimi dinletmem doktor, orada gizli sırlarım var diyecek kadar nüktedandı. Anası onu bir kayanın dibinde doğurmuştu. O kayanın dibinde gömülmek istedi ölümle doğumu aynı yere koydu. Ölümünden sonra hakkında en çok şiir yazılan Ozan oldu. Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlanı'nın Kültür Bakanlığı döneminde 1978'de Sivri Alan'da yaşadığı ev satın alındı. Evi devlet tarafından müze yapılan ilk Ozan oldu. Yazı aramızda biyografi yazmak beni de eğitti, öğretti. Her seferinde yazdığım kişinin cebinde yaşadım. Sabahattin Ali, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Tarık Akan biyografilerinin yanı sıra Aşık Veysel'i yazmakta gözümü bir başka açtı. 50. Ölümsüzlük yılında Büyük Ozan'ı bir kez daha türküler dolusu özlem, sevgi ve aşkla anıyoruz. Önceki akşam Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde Aşık Veysel'in torunu Gül Eda'nın emekleriyle, Dertli Divani ve Ender Balkır'ın Muhabbet Bendi konseriyle andık. Bugün de Ankara Ozanlar Derneği'nde saat 14'te Hüsnü İyi Doğan Veysel Kaymak'la birlikte konuşmacıyız. Daha sonra Ümit Özdizdekli'yi dinleyeceğiz. Çok yaşa büyük ozan, hayat 10 para etmez şu sendeki şiir olmasa seslendirmemi faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Bundan sonraki haber paylaşımlarımı da kaçırmamak isterseniz abone olup zil bildirimini açabilirsiniz. Teşekkürler.